Evet. Bugün biz söküp pazarına gittik. Bu sezon yapmadığım bir tek pul biberim kaldı. Şimdi onun için hazırlık yapıyorum. Burada bana büyüklerimin söylemiş olduğu tarifle pul biber yapacağım. Şimdi biberimizi söke pazarından 3 liraya aldık. Akşam pazar olsaydı belki daha uygun olurdu ama geçen hafta 5 liraydı. Gene 3 liraya almamız bizi biraz daha mutlu etti. Ben pul biberimi 2 yıldan beridir kendim evde yapıyorum. Çok daha içime siner, mutlu bir şekilde yiyorum. Çünkü bazı haberlerde vesairelerde böyle okuyorum. Pul biberleri tarlaya seriyorlar. Tarlada kuruturken fare o baştan vuruyor, bu başa çıkıyor. Yani o pul biberden tiksinir oldum. Sonrasında işte talaş karıştırılıyormuş pul biberlere. Bir sürü işte söylentiler ve yaşadıklarımız, gözümüzde gördüklerimiz. Ben de en azından kendim yapıyorum diye içime sine sine rahat rahat yiyoruz. Kullanıyorum. Bunlar ama ciddi anlamda zehirli. Onun için eldiven kullandım. Ama eldivenimin içine de bolca zeytinyağıyla ovuşturdum. Öyle söylendi bana. Cilde fazla nüksetmiyormuş. Eldiveni taktım. Şimdi bunları tek tek bu şekilde siliyorum. Yıkanmıyormuş bu biberler kurutacağımız için. Yarın işte şimdi şu an öğleden sonra bu saatten sonra olmaz. Yarın hazırlık yapıyorum. Bunları küçük küçük şöyle parçalayacağım. Güneşin altında iyice artık kaç gün sürer bilemiyorum. 3 gün mü, 5 gün mü? Buranın sıcağına göre değişecek. Sonrasında bunları blenderdan geçireceğim. Beyaz'daki burada bunu öğüten makineler varmış. Onu da öğreniriz o ara. Ya da makineye vereceğim bunları bana. Pul biber yapacak. Ben de bunları daha rahat bir şekilde kullanmış olacağım. Şimdi bunları ben yıkadım dün. Bu şekilde küçük küçük doğrayacağım kabukları çekirdekleriyle birlikte. Ve güneşte kurutmaya başlayacağım ama bunları tabii ki ince sereceğim. Şimdilik doğramak için böyle yapıyorum. Ama sizden ricam bu tür, çünkü biberimiz çok acı. Bu tür işlemlerde ben elimi zeytinyağı ile iyice yedirdim, yağladım. Sonrasında eldiven kullandım ki zeytinyağı bu acı biberlerde bayağı bir faydası oluyormuş. Acısının cilde nüksetmemesini sağlıyormuş. Öyle duydum, öyle öğrendim. Size de bunu dipnot olarak bildirmek istedim arkadaşlar. Şimdi bunları ben bu şekilde doğradıktan sonra daha ince bir katman halinde yerlere sereceğim. Kurumasını bekleyeceğiz. Artık dediğim gibi kaç gün sürer onu da bilemiyoruz. Ama en azından biliyorum ki çok sağlıklı bir acı pul biber. Daha dezenfekteli bir pul biberimiz olmuş olacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Çünkü bu çekirdeklerini sonrasında kendiliğinden dökülüyor. Hiç sıkıntı değil. Gerekirse böyle. Şimdi acı olduğu için pek cesaret edemiyorum. Bu şekilde de kurutabiliriz. Yani şunları da bu şekilde kurutabiliriz. Sıkıntı değil. Zaten onları birkaç gün içerisinde kontrol ettikçe o kabuklarını da almış, arındırmış olacağım oradan. Şimdi biberlerimizi bu şekilde doğradık. Tohum kısımlarını da ikiye böldüm. Çabuk kurusunlar veyahut da ki içinde herhangi bir
problem, bozukluk varsa o arada onları temizlemiş olurum diye düşündüm. Böyle ikiye böldüm. Şimdi burada hassas nokta, biberlerimizi yıkamıyoruz. Sadece birkaç kez temiz nemli bir bezle siliyoruz. Ve sonrasında bu şekilde parçalara bölüp güneşli bir ortamda, nemli bir olmaması gerekiyor bulunduğunuz ortamın. Çünkü kuruma riski var. Kuru bir ortamda bu şekilde biberlerimizi kurutmuş olacağız. Diğer tarafta yapmış olduğum domates salçası bu şekilde. Biber salçası bu şekilde. Güneşli bir ortamda oluşmasını bekliyorum. Burada da yine kanturan yağlarım hazırlamışım. Süresinin dolmasını bekliyorum. Ve bulunduğum ortam şöyle bir çatıda kurutmuş oluyorum. Evimizin balkonunda, daha doğrusu en üst teras katında kurutuyoruz. Ve makineden çektikten sonra yani irili ufaklı konumuna göre kendiniz onu elekten geçirebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi de kavanozlarımıza doldurabilirsiniz. Afiyet olsun. Şimdi sizlere pul biber yapıyorum demiştim. İşte pul biberlerim bu şekilde güneşin altında kuruyor. Ve gördüğünüz gibi tohumlarım da yavaş yavaş kurudukça dökülüyor ve sesini duyuyorsunuz. Simsiyah oldular. Birkaç günde varmaz. Ben bunları makineden geçirip pul biber olarak kullanmış olacağım. Bu şekilde de sizlere göstermek istedim.